En çok merak edilen, seyircilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi düşük maaş alanlar için %49,25'lik bu yeni düzeltme bir işe yarayacak mı? Daha fazla maaş alabilecek miyiz? 10 bin liranın üzerine çıkabilecek miyiz? Bunu konuşacağız. İşte Engin Bey bu anlamda çok net bir örnek. Kendisinin kök maaşı 6673 lira ve yeni açıklamayla Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilmişti ve kendisi şubattan itibaren 10 bin lira alacaktı. Fakat %49,25'lik bu dünkü düzenleme ile birlikte kendisi açısından herhangi bir değişiklik olmamış. 9.959 liraya yükselmiş ve 10 bin liraya yine en düşük maaşı almış. Bu arada ben şunu da sormak istiyorum ama hepsinden önce hashtag'imizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Emekliye eşit zam bugünkü etiketimiz. İsterseniz Twitter'dan da yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili dostlar. Gökmen Bey diyor ki kök maaş hangisine bakacağız diyor. E-Devlet'ten kök maaşınızı görebiliyorsunuz. Emekli aylık bilgisi kısmından arama butonuna bölümüne yazdığınız zaman emekli aylık bilgisi E-Devlet'ten. Oradan kök maaş bilgisini öğrenebiliyorsunuz ve üzerine yüzde 49,25. Şöyle bir örnek verelim. Hesap makinemizi açalım. Diyelim ki sizin kök maaşınız 7000 lira. 7000 lirayla artık yeni oran yani aralıkta. Kök maaşta gerçi bir değişiklik olmadı ama 7 bin liranın üzerine %49,25'ini hesaplamak için 7 bin çarpı 1,4925 1,4925 eşittir. 10.447,5 lira. Neredeyse 10.500 lira. 7.000 lira kök maaşı olan bir kişinin alacağı para en düşük emekli aile olan 10.000 liradan neredeyse 500 lira daha fazla. Hazır hesap makinesini elime almışken şöyle bir 10 bin lira kök maaşı olanlar, kök maaş üzerinden hesaplanıyor bunlar. Bunu bir kez daha söyleyelim. %49,25'lik oran kök maaşın üzerine uygulanıyor. 10 bin liranın altında kalıyorsa ortaya çıkan sonuç siz yine en azından 10 bin lira alacaksınız. ama maaşınız diyelim ki kök maaşınız 8 bin lira. 8 bin lirayla 1, 49.25'i çarpıyoruz 11.940 lira. 10.000 lira kök maaşınız varsa 49.25 1.4925 ile çarpınca 14.925 lira. 15.000 lira maaşınız varsa diyelim ki Aralık ayında 15.000 lira maaş alıyordunuz. Artık 37.57'lik bu ayki e, aldığınız maaştan değil de toplam alacağınız bundan sonra alacağınız maaşı merak ediyorsanız Aralık ayındaki zamsız haliyle aldığınız maaş üzerinden hesaplama yapmanız daha kolay olacaktır. Diyelim ki Aralık ayında 15.000 alıyordunuz. Hemen çarpı 1,4925 diyoruz ve artık e bundan sonra 15 bin lira emekli aile olanlar Aralık 2023'te e, bu yeni düzenlemeyle ile e, memur emeklerine eşitlenen oranda 49,25'lik oranla 15 bin lira daha önce alanlar 22.387 lira alacaklar. 20 bin lira maaşı olan varsa nadirdir tabi buralarda artık maaş alanlar 2023 Aralık ayında onların da 1,49,25'le çarptığımızda e, daha önce 20 bin lira alanlar artık 29.850 lira Maaş alacaklar neredeyse 30 bin lira yanlış hatırlamıyorsam bu arada hep böyle en düşük emekli aylıklarından falan bahsediyoruz. Herhalde 2023 yılında en e, yüksek emekli aylığı yanlışım varsa düzeltin lütfen yorumlardan e, 24 bin liraydı tavan yanlış hatırlamıyorsam. E, bu durumda tavan ücreti de neredeyse %50'lik bir artış olduğuna göre 36 bin liralara kadar çıkmış durumda. Yani e, çok yüksek bir holdingin CEO'su olduğunuzu düşünün. Ve 20 sene boyunca, 30 sene boyunca çok yüksek maaşlar aldığınızı düşünün. Kesilen primleriniz de ona göre oldu. E, ama alacağınız en yüksek maaş 36 bin lira. E, bunu da söylemiş olalım. E, Küsur vardır mutlaka ama yuvarlak hesapla böyle bir e, %50 üzerinden hesaplarsak tavan ücretinde 36 bin olduğunu söyleyebiliriz. E, Gökmen Sağlam diyor ki 10 bin mi alacağım? Evet siz 9940 hesaplayan izleyicimizsiniz galiba biraz önce konuşmuştuk. E, 10.000'in altında kaldığı için siz 10.000 almaya devam edeceksiniz. E, bu kısım çok çok önemli dediğim gibi eğer maaşınız düşükse e, 49,25 üzerinden hesapladığınızda e, ortaya çıkan sonuç 10 binin altında kalıyorsa 10.000 almaya devam edeceksiniz. Değilse de az önce yaptığım hesapla yöntemiyle aralık ayında aldığınız maaş üzerinden bu şekilde hesap yaparak bundan sonra alacağınız maaşı bulabilirsiniz. Aşağı yukarı 37.57 ile 49.25 arasında işte en son 42.6'ya da çıkarılmıştı. Ama farklar 37.57'den hesaplanacaktı. Bayağı karışık meseleler bunlar. Farkı hesaplarken 37.57 üzerinden hesaplayacağız çünkü 37.57 üzerinden bu ayda emekli maaşlarımızı aldık. O yüzden e, bu fark ne kadar diye merak edecek olursanız 37.57 ile 49.25 arasındaki farkı bulacağız. Onu da hemen yapalım. 49.25 eksi 37.57. Arada %11.68'lik bir fark var. Diyelim ki Aralık ayında 10.000 lira maaş alıyordunuz. Şimdi 11.680 lira alacaksınız. Yani... E, 11.680 aşağı yukarı e, 1.680 liralık bir fark var. E, bunu da 1.168 liralık yanlış olmasın. 1.168 liralık bir fark var. Peki bu farklar ne zaman hesaplara yatacak? Bu da işte ortaya çıktı. Buna da değineceğiz. Bu arada pek çok yorum geliyor. E, çalışana verilen 8.077 lira seyyanen zam aynen emeklilere de verilmelidir diyor bir izleyicimiz. Hakan Karahan diyor ki abi 6100 lira kök maaşı var. 6100 lira ise 49,25 ile hesapladığımızda Hakan Bey'in alacağı maaş 9000 küsür oluyor. Ama hesabına yatacak maaş 10.000 lira. Çünkü en düşük emekli aile 10 bin lira. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Hakan Bey. Rasim Bey diyor ki e 10 binde kalan emekli komedi İşin aslında biraz da bugün konuşacağımız, değerlendireceğimiz kısımlarından bir tanesi de bu. Şimdi biraz beklenmedik. Biz hatırlarsanız dün bizi izleyenler acaba Mart ayının 15'inde bir ilave zam daha gelir mi diye konuşuyorduk seçime şöyle bir 15-20 gün kala. Ama bir de baktık ki konuştuğumuzun hemen akşamında bu ilave zam geldi. 42,6'dan Emeklerin bu kadar tepkilisinden sonra kızgınlığından, mutsuzluğundan, öfkesinden, sosyal medya başta olmak üzere pek çok yerde gösterdikleri tepkilerden, işte bizim gibi canlı yayınlarda, medyada yaptıkları yorumlardan dolayı ben böyle düşünüyorum. Bir anda apar topar 49,25'e çıkartıldı. Ee, en başta ilk zamanlarda e, emeklerin en çok tepki gösterdiği konu neden memurlarla eşit oranda almıyoruz? Neden onlar 49,25 alıyor da biz 37,57 alıyoruz tepkisiydi? İşte bu ilk açıklamada göz ardı edilmişti. Hayal kırıklığı oluşmuştu 42,6. Sadece %5'lik egzam açıklaması yaptığında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi apar topar dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı... Vedat Işıkan e, dedi ki artık bu e, yıl, 2024 yılı, emekliler yılı biz de e, 49,25'e çıkartıyoruz. Hatta tam olarak neler söylemiş ona da değinelim. E, Vedat Işıkan dün akşam saatlerinde şöyle dedi. Bakan Işıkan, şöyle bir bakalım, evet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışını %49'a yükselttiğini duyurdu. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'de emekliler yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum. SSK ve Bağkur emeklerimizin e, aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Bu yıl derken aslında ilk 6 ayı kastediyor Bakan Işıkan. İlk altı ay böyle e, Temmuz itibariyle yeni enflasyon, 6 aylık enflasyon ortaya çıktığında tekrar bir artırıma gidilecek. Böylece bu yıl tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli e, emeklerimize hayırlı olsun diyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de MHP'den de açıklama var. Emekli maaşları ile ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum diyor. Bahçeli'nin açıklaması da bu şekilde. Ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı dünkü bu e, haberden sonra Bakan Işık yaptığı 49,25 açıklamasından sonra o da diyor ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emekleri mücadele ve direnişe davet ediyorum diye konuştu. Evet işin biraz da banteli burası. Şimdi biz Mart ortasında seçimi 15 gün kala bir eksam alır mıyız diye düşünürken bir anda daha Ocak ayı bitmeden 49,25'e tamamlandı. Bu durumda şimdi yeni beklenti şu. En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 11-12 bin liralara kadar çıkar mı? Ya da Özgür Özel'in ifadesiyle asgari ücrete Eşitlenir mi? Açlık sınırının üstüne çıkarılır mı? Şimdi en düşük emekli aylığında da böyle bir haber gelir mi? Gelmez mi? Ben bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Dün nasıl ek bir zam daha bu %5'lik yapılan zamın üzerine yeni bir zam daha bekliyorum demiştim. Aynı şekilde 10 bin lirada da bir düzeltme olacağını düşünüyorum.